Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan milli uzay programını açıkladı. Buna göre 10 yılda 10 hedef belirlendi. Cumhurbaşkanının programın tanıtım toplantısında belirttiği gibi en önemli hedef Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde yani 2023 yılında yani neredeyse bir yıl sonra Ay'a sert iniş yapmak. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise 2028 yılında yumuşak iniş. Ve devam ediyor Cumhurbaşkanı konuşmasında, güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu vizyonu yürütecek olan kurumumuz Türkiye Uzay Ajansı'dır. Böylesine önemli bir görevi olan Milli Uzay Programı'nı hazırlayan Türkiye Uzay Ajansı'na yakından bir bakalım. Ajansın 2020 faaliyet raporuna göre kurumun personel sayısı sadece 27. Evet, Türkiye Uzay Ajansı'nda 6'sı kadrolu, 21'i görevlendirmeyle gelmiş 27 personel var ve bu personelin %4'ü yani sadece bir tanesi doktora yapmış, %22'si yani sadece 6 tanesi ise yüksek lisans diploması sahip. Son bir yıl içinde ajansın personel sayısı arttı mı bilmiyorum ancak yetersiz olduğu ortada. Bir de bütçesine bakalım. 2022 yılı bütçesinde uzay ajansına ayrılan tutar 61 milyon 293 bin lira. Bugünkü kurla değerlendirirsek kabaca 4.4 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programını yürüten NASA'nın bütçesi ise yaklaşık 20 milyar dolar, yani bizim bütçemizin 4500 katı kadar. Çin Uzay Ajansı'nın bütçesi 8 milyar dolar, Kanada'nın bütçesi 300 milyon dolar, Japonya'nın ise 500 milyon dolar. Türkiye Uzay Ajansı'nın 27 personeli olduğundan bahsetmiştik. NASA'nın 17.800, Avrupa Uzay Ajansı'nın ise 2.200 personeli olduğunu not ederek ajansın 2020 yılı faaliyet raporunu incelemeye devam edelim. Bir yıl sonra Ay'a sert iniş yapmamızı sağlayacak Uzay Ajansı'nın faaliyet raporunun son kısmında yer alan öneri ve tedbirler bölümünün son kısmını birlikte okuyalım. Önemli çünkü şöyle diyor raporda, dünyada bulunan muadil kurumlar yani NASA ve ESA'dan bahsediyor, yarışır ve çalışır duruma gelebilmek için personel özlük haklarının iyileştirilmesi, bütçenin arttırılması, teknik ve teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir diyor raporda. Sayın Bakanım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir diyerek 100 yıl önce geleceği işaret etti. Ülkemizin uzay araştırmalarında yer alması, bu alanda çalışma yapmasını önemsiyoruz. Ancak konunun ciddiyetle ve siyaset üstü ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Değerli milletvekilleri, gerekli uluslararası işbirliği ve bütçeyle yani parayla 2023 yılında Ay'a sert iniş yapılabilir. Bu mümkün. Ancak bunun Türkiye Uzay Ajansı'nın imkan ve kabiliyetleriyle olmayacağı da ortada. Ne yapılabilir? Sayın Bakanım, siz Milli Uzay Programı'nı açıkladığınız tarihte Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a uzay aracını indirmişti. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri gibi uzay aracını Japonya'daki uzay merkezinden, Japon fırlatma aracını kullanarak uzay aracının tasarımını ve inşasını Amerikan üniversite laboratuvarlarında yaparak bırakın Ay'a, Mars'a bile gidebilirsiniz. Yani uluslararası işbirliği ve çokça bütçe ile bu mümkün. Zaten siz de bütçe sunumumuzda buna benzer ifadeler kullandınız. Ancak ülkenin gerçekleri de ortada. Ortalık yangın yeri haline gelmişken, millet yarım simit alıyorken, bayat ekmek alıyorken, esnafımız intihar ediyorken, her gün fakirleşiyorken yani önceliğimiz bu olmamalı. Öncelikle bu kriz ortamında bizlerin önceliği halkın önceliği olmalı. Halkın bugün önceliği geçim. Halkın bugün önceliği seçim. Hem de derhal seçim. Değerli milletvekilleri, geçmişteki söylemlerine ve Milli Uzay Programı tanıtım toplantısı öncesinde ve sonrasında yaşananlara baktığımız zaman uzay ile ilgili hedeflerinizin 2023 seçimlere yönelik bir yeni propaganda malzemesi olarak kullanılacağı aşikar. Halkın önceliğinden bahsetmiştim. Halkın önceliği geçim. İktidarın önceliği ise iktidarda kalmak. Hem de her şeye rağmen, her şeye rağmen. O kadar zor durumdasınız ki.
Tamamlayın sözlerinizi. O kadar zor durumdasınız ki düşünsenize, dün hain ilan ettiğiniz, darbeyi finanse etti dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün Aselsan'ı, Roketsan'ı satmayı düşünüyorsunuz. Diğer taraftan da Ay'a sert iniş yapacağız diyorsunuz. Yani Aselsan'ı satarak Ay'a gitmeyi düşünüyorsunuz. Roketsan'ı satarak Ay'a gitmeyi düşünüyorsunuz. Anlaşılan Ay'a dört şeritli yol yapacağınıza inanan insanların sayısı gün geçtikçe azalmakta. Bu kadar çelişkiden, dağınık halinizden bir başka şey de anlaşılmakta. Anlaşılan geliyor gelmekte olan, anlaşılıyor, anlaşılan gidiyor gitmekte olan genel kurulu saygıyla selamlarım.